Hep birlikte sorumuzu inceleyelim. Tost makinesinin ısıtma elemanının 100 ohmluk bir direnci var. Bu tost makinesi 200 voltluk bir kaynağa bağlandığında 10 saniye içerisinde üretilecek ısıyı bulunuz. İlk olarak soruda bizden ne istendiğine bakalım. Bu örnekte ısıtma elemanında 10 saniye içerisinde ne kadar ısı üretileceğini bulmamız gerekiyor. Bunu yazsam iyi olacak. 10 saniye içerisinde üretilen ısı. Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi de soruda bize verilenlere bakalım. Tost makinesinin ısıtma elemanının 100 ohmluk bir direnci varmış. Yani ısıtma elemanının direnci soruda verilmiş. Bu direnç de 100 ohma eşit. Aynı zamanda bu ısıtma elemanının 200 voltluk bir kaynağa bağlı olduğunu biliyoruz. Yani soruda voltaj değeri de verilmiş. V değeri 200 volta eşit. Önceki videolardan birinde elimizde içinden akım geçen bir malzeme olduğu durumlarda bu malzemenin direncinden dolayı ısı oluşacağını söylemiştik. Aynı zamanda bu malzemede üretilen ısıyı bulmak için hangi formülü kullanmamız gerektiğini bulmuştuk. Buna göre elektrik akımı geçen bir malzemede dirençten dolayı açığa çıkan ısı şu şekilde hesaplanabilir saniyede açığa çıkan ısı. Bu ısıyı gerilim ve akımın ürünü olarak düşünebiliriz. Bu formülün nereden geldiğini anlamadıysanız, formülden detaylıca bahsettiğimiz videomuza göz atarak konuyla ilgili bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Dediğim gibi, dirençten dolayı elektrik akımı geçen bir malzeme içerisinde saniyede açığa çıkan ısıyı bu formülü kullanarak hesaplayabiliriz. Ancak Soruda bize akım değeri verilmemiş. Peki, bunu nasıl hesaplayabiliriz? Burada ohm kanunundan yararlanabiliriz. Ohm kanunu, gerilim ya da voltaj, direnç ve akım kavramlarını birbirine bağlar. Bu kanunu yazsam iyi olacak. Ohm kanununa göre V değeri I çarpı R değerine eşittir. Ohm kanununu kullanarak soruda verilen ısıtma elemanındaki akımı bulabiliriz. Daha sonrasında da bulduğumuz akım değerini buradaki formülde yerine yazabiliriz. Ya da doğrudan akım formülünde buradaki diğer formülde yerine yazabiliriz. Ohm kanununu kullanarak cevabı bulalım. Burada iki farklı yolla cevaba ulaşabiliriz. Bu formüldeki V değerini IR şeklinde yazabiliriz. Buradan da I kare çarpı R gelir. Böylece başka bir formül daha elde etmiş olduk. İkinci yöntemde ise I değerini V bölü R şeklinde yazabiliriz. Buradan da V kare bölü R gelir. Soruda gerilim ve direnç değerleri verildiği için bu formülü kullanarak saniyede açığa çıkan ısıyı rahatlıkla bulabiliriz. Daha sonrasında da 10 saniyede açığa çıkacak ısıyı bulabiliriz. Videoyu bu noktada durdurarak bu adımları izleyip soruyu kendinizde çözmeyi deneyebilirsiniz. İlk olarak saniyede açığa çıkacak ısıyı bulalım. Dediğim gibi, soruda bize gerilim ve direnç değerleri verildiği için bu formülü kullanabiliriz. Gerilimin 200 volt olduğunu biliyoruz. 200'ün karesini almamız lazım. Yani 200 çarpı 200. Bunu da R değerine bölmemiz lazım. 200'ün karesi yazmak yerine 200 çarpı 200 şeklinde yazdım. Çünkü buradaki sıfırların bazıları birbirini götürür. Hem pay hem de paydadaki iki sıfır birbirini götürür. Buradan da sonuç 400 çıkar. Ancak birimi henüz bilmiyoruz. Sonra bizden ısıyı bulmamız istenmiş. Isı aslında bir enerji türüdür. Dolayısıyla bunu jur bölü saniye cinsinden yazabiliriz. Böylece bu ısıtma elemanında saniyede 400 jüllük ısı üretildiğini bulmuş olduk. Ancak soruda bizden 10 saniyede açığa çıkacak ısıyı bulmamız istenmiş. Peki bunu nasıl bulabiliriz? saniyede 400 jürlük ısı açığa çıktığına göre 2 saniyede bunun 2 katı kadar ısı açığa çıkar. Aynı mantıkla bunun 10 katı kadar ısı açığa çıkacağını söyleyebiliriz. Son olarak 10 saniye içinde açığa çıkacak ısıyı yazalım. Bu da 400 jül bölü saniye çarpı 10'a eşit olur. Buradan da sonuç 4000 jül çıkar. Yani ısıtma elemanımızda 10 saniye içerisinde toplamda 4000 jüllük ısı üretilir. Şimdi de başka bir örneğe bakalım. Gerilimin 2 volt olduğu durumda bir ampul dakikada 240 jüllük ısı üretiyor. Buna göre ampulün direncini ve ampulden geçen akımı bulunuz. Bu soru da aslında öncekine benziyor. Burada da saniyede açığa çıkan ısıdan bahsedilmiş. Ancak bu sefer dakikada üretilen ısı miktarı verilmiş. Buna göre direnç ve akımı bulmamız gerekiyor. Bu soruda da bizden isteneni ve soruda verilen bilgilere yazarak başlayalım. Dediğim gibi, burada R değerini yani direnci ve akımı bulmamız gerekiyor. Aynı renkte yazsam iyi olacak. Şimdi de bize verilen bilgilere bakalım. Dakikada üretilen ısı miktarını biliyoruz. Bunu da yazalım. Dakikada üretilen ısı miktarı. 240 Joule bölü dakika. Aynı zamanda gerilim de verilmiş. Bu da 2 volta eşit. Gerilim 2 volt. Dediğim gibi iki soru aslında birbirine oldukça benziyor. Saniyede açığa çıkan ısı miktarının V çarpı I değerine eşit olduğunu biliyoruz. Elektrik enerjisini hesaplamak için kullandığımız genel formül bu. Burada enerjinin ısı şeklinde yayıldığını görüyoruz. Yani enerji bölü saniye. Daha sonrasında da ohm kanunundan yararlanabiliriz. Buna göre bu denklemi şu şekilde de yazabiliriz. I değerinin karesi çarpı R. Bu da aslında şu değere eşit. V değerinin karesi bölü R. Soruda dakikada üretilen ısı miktarı zaten verilmiş. Buradan yola çıkarak saniyede üretilen ısı miktarını bulmamız lazım. İlk olarak bunu bulmamız gerekiyor. Çünkü yazdığımız genel formülde saniyede açığa çıkan ısı verilmiş. Bunu bulduktan sonra soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Çünkü gerilimin kaç olduğunu zaten biliyoruz. Buradan da önceki formülü kullanarak direnci bulabiliriz. Daha sonrasında da akımın kaç olduğunu bulabiliriz. Bu noktada videoyu durdurup elimizdeki bilgileri kullanarak soruyu kendiniz çözmeyi de deneyebilirsiniz. İlk adımımızla başlayalım. Dediğim gibi dakikada üretilen ısı miktarından yola çıkarak saniyede üretilen ısıyı bulmamız lazım. Bunun için de dakikayı saniyeye çevirebiliriz. Çünkü payda kısmını saniye cinsinden ifade etmemiz gerekiyor. Bunu şu şekilde yapabiliriz. 1 dakika kaç saniyeye eşit? 1 dakikanın 60 saniye eşit olduğunu biliyoruz. Yani bunu 240 Joule bölü 60 saniye olarak yazabiliriz. Buradaki sıfırlar birbirini götürür. 24 bölü 6 da 4'e eşit. Buradan da saniyede 4 Jüllük ısı üretildiği sonucunu çıkarabiliriz. Yani ampülümüzde saniyede bu kadarlık ısı üretiliyor. Bunu bildiğimize göre formülde yerine yerleştirelim. Buradaki formülü kullanacağım. Yani saniyede üretilen ısı miktarı eşittir V değerinin karesi bölü R. Burada biraz yer açalım. Dediğim gibi saniyede üretilen ısı miktarı 4 Joule'e eşit. Aslında burada birimleri yazmasak da olur. Direnç birimini zaten biliyoruz. Direnç ohm cinsinden ifade edilir. Buradaki değer V değerinin karesi bölü R'ye eşit. V değeri de 2'ye eşit. Yani burası 2 çarpı 2 olur. Bunu da r değerine bölmemiz lazım. Birkaç basit işlemle sonucu bulabiliriz. İki tarafı da r değerini bölüp 4 ile çarpalım. Böylece r değerini denklemin sol tarafına almış olduk. 2 çarpı 2 4 eder. Bunu da 4'e bölelim. Bu ikisi birbirini götüreceğinden sonucun 1 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1 ohm. Böylece ampulün direncini bulmuş olduk. Ampulün 1 ohmluk direnci var. Başka neyi bulmamız gerekiyordu? Soruda bizden aynı zamanda akımı da bulmamız istenmiş. Bunu birkaç farklı yöntemle bulabiliriz. V eşittir I çarpı R denklemini yani Ohm kanununu kullanabiliriz. Çünkü V ve R değerlerinin kaç olduğunu biliyoruz. Buradan da I değerini rahatlıkla bulabiliriz. Aynı zamanda buradaki formülü de kullanarak sonuca ulaşabiliriz. İki formül de aslında aynı cevabı verir. Bu örnekte Ohm kanununu kullanalım. Denklemi yazsam iyi olacak v eşittir i çarpı r. Buradan da i değerinin v bölü r'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. v bölü r. Bu da aslında 2 bölü 1'e eşit. Buradan da sonuç 2 amper çıkar. 2 amper. Yani ampulün içerisinden 2 amperlik bir akım geçiyor. Burada gördüğünüz diğer sayı ise ampulden geçen direnci ifade eder.